Geçen hafta kendisiyle Mayıs ayında genel olarak bizleri nelerin beklediğini konuşmuştuk. Ancak 11 Mayıs'ta önemli bir yeni ay var. Ben yoruldum artık. Ve bakalım burçları nasıl etkileyecek bu ay? Çok sevdiğimiz astroloji uzmanı Anıl Can stüdyomuzda bizlerle. Niye gülüyorum? Çünkü artık ağlanacak halime gülüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bunun dolunayı bitmiyor, yeni ayı bitmiyor, Merkür'ün geri gitmesi bitmiyor, ileri gitmesi bitmiyor. Bitmez. Gökyüzünde yani hareketler şey bitmez. Evet ya böyle bir şey. Her gün ama yeni bir şey. Ama çok şöyle her zaman sorduğum soruyu bir daha soracağım. Bunlar daha önce de oluyor muydu? Biz yeni evet. Yeni fark ediyoruz. Tabii tabii hep oluyordu. Sadece yaş ilerleyince mi buna merak sarıyoruz? Biz ne oluyor anlamıyorum. Fark ediyoruz. Ben küçüklükten beri. Pandemiyle biraz böyle bence zirve buldu. Yaptı, İyice yaptı. Tamam. Herkes evde merak ediyor. Bir de astrolojide öngören arkadaşlarımız da oldu bu olayları. Evet, evet. Selam olsun burada. Oldu. Aynen. Şimdi bunlar da böyle olunca tabii ki de üst üste geldi. Hani her yıl birilerimizden biri çıkıp bir şey, önemli bir şey vurgu yapıyor ve o çıkıyor. Şimdi üzerine geliyor ve üzerine de pandemi olayları da gündeme gelince ondan sonra artık iyice bir şey oldu. Yeni ay dedik. Yeni ay ne yeni yapıyor? Ay var. Jüpiter var 14'ünde de bu arada. Bence daha önemli. Yeni aylar da tabii ki önemli olacak bizim için bu dönemde. Boğa burcunda gerçekleşen bir yeni ay. Arkasından da Jüpiter balık burcuna geçiyor. 2 yıldır sert ve huzursuz bir dönemdeydi. Jüpiter bizim için şans gezegeni. İyicil gezegenlerden bir tanesi. Büyütmeyi, geliştirmeyi seven, korumayı seven, şans getiren planetlerden bir tanesi. Tabii bunun da kötücül tarafı var. Bazen çok abartabiliyor, çok büyütebiliyor. Bu borçlar evinde büyütebilir mesela veya stresi büyütebilir gibi de düşünebilirsiniz. Ama genel anlamda iyicil bir etkisi vardır her zaman. Bu da şans, bereket, ilişkilerle ilgili güçlenme vesaire gibi konulara fazlasıyla gündeme getirir. Balık burcu gibi daha spiritüel, daha manevi konulara geçiyor olması ve kendi yönettiği yerde oluyor olması yaklaşık, yani şu kafaları çok karıştırmayayım, ilerleyen günlerde bahsedeceğiz ama balık burcuna geçiyor, sonra 3 dereceye kadar ilerleyecek, arkasından tekrardan kova burcuna geri hareket yapacak. Yani balık burcuna geri hareket yapıp kova burcuna girecek. Biz de diyeceğiz ki ilerleyen bölümlerde Jüpiter kova burcuna girdi. O konulara geliriz. Şu anki hani önümüzdeki haftalara bakarsak etkileşimine, Jüpiter'in balık burcuna geçiyor olması artık rahat. Jüpiter kendini daha iyi ifade edebilecek, rahat bir şekilde kendisini ifade etmesiyle beraber hem şansı hem bereketi hem de koruyucu etkisini biraz daha ortaya koyabilecek. Covid ile ilgili enteresan şeyler ortaya çıkacak. Belki enteresan tedavi yöntemleri, sahte aşılarla ilgili konulara zaten değinmiştik ve değindikten 2-3 hafta doğru, sonra evet. Bütün Avrupa'da her yerde haberleri çıktı. Şimdi yine bunlarla benzer böyle sahte işte aşı firmaları ya da işte sahte bilgiler aşılarla alakalı, Covid ile alakalı böyle huzursuz hani yalan bilgiler diyeyim, bunların ortaya çıkması gibi temalar. Aşı dışında da bazı pozisyonda tedavi edici ya da kontrol altına alıcı, ölümleri daha da azaltıcı sonuçlar elde edilecek. Bu da bence çok güzel bir süreç içerisinde. Haziran'ın sonuna kadar da bu konuda güzel gelişmeler söz konusu olacak. 14'ün gecesinde kadersel kapılar açılıyor. Bu yüzden bütün burçlar ya da insanlar, herkes için dua etme zamanı, niyet etme zamanı. Bence 14 gecesini iyi değerlendirin. O gün mümkünse, galiba bayrama denk geliyor ama 1 gram altın almak çok önemli. Akaşa Tritya var. Bu da önemli bir döngü astrolojik döngülerde. Bereketle bağlantılı bir sembol. O yüzden bereketi elde etmek ve bereketi vermekle ilgili. O gün parayı vermek. Özellikle o hafta döngüsüne itibaren 13'ünde başlıyor süreci, yaklaşık bir hafta sürecek. Bir şeyler elden vermek, ödemek, para paylaşmak ya da yardım yapmak kat ve kat bereketi hayata çekecek de güzel bir unsur var. Bu yüzden de bunları bence değerlendirmekte fayda var. Burç burç bakalım mı? Tabii ki. Koç burcuna bakarsak, Koç burcunun parayla alakalı enteresan bir döngüleri var. Jüpiter'in de desteğiyle beraber Koç burçları ekonomik anlamda yeni fırsatlara gebe kalacak. Bu yüzden ekonomik anlamda çok güzel gelişmeler var bir kere. Bu yüzden ekonomiyle ilgili, parayla ilgili sorunları çözmek adına da enerjilerini iyi kanalize edebilirlerse çok güzel başarılar söz konusu olacak. İş bulamayanlar, işi hayatına çekmek isteyen, parayı hayatına çekmek isteyen, parasal konuları, dertleri bir kenara bırakmak isteyenler için de yine çok pozitif döngüler var. Jüpiter'in de destekleyici bazı etkileri olacak. Arkalarına bir koruyucu melek gelecek, öyle düşünsünler. Bu koruyucu melek gibi diyeyim, yani ya da Allah'ın koruyucu bir enerjisi gibi diyeyim. İşlerin daha rast gittiğini göreceğiz. Allah korusun bir kaza yapacak ama öyle bir kurtulacak ki, yani Allah beni korudu diyecek. Ya da işte
başta bir şey gelecek ama diyecek ki ben çok güzel kurtuldum diyecek. Yani böyle özel koruyucu, güzel bir enerji durumu söz konusu burada. Bu şansı da fırsatı da değerlendirmekte fayda var. Yalnız koç burçları boğulmayla ilgili konulara dikkat etmeleri lazım. Yani bir şeyi yerken, ederken dikkatli olmak, suyla ilgili konulara dikkat etmek, boğazla ilgili konulara ekstra dikkat edin bu dönem içerisinde. Her ne kadar koruyucu bir etki oradan onları koruyacak olsa da yine de riskler burada konuşulması lazım. İlişkiler açısından enerjileri yüksek. Enerjik anlamda gayet iyi potansiyelde olsa da ekonomik anlamda daha büyük vurgular var. Bu yüzden bence tamamen para, kariyer ve bu konuda biraz daha yoğunlaşmakta fayda olacak. Boğalara bakarsak, boğalarda da yükselen boğa ve boğa burçları bireysel anlamda kendileriyle ilgili yeni alacakları kararlar söz konusu olacak. Burada yeni adımlar atmak, yeniliğe odaklanmak, yeni süreçlere yoğunlaşmak gibi temalar. Hem evlilikler, hem ilişkiler, hem flörtler alanında, ev değişiklikleri konularında yeni planlar ve kararlar almak, iş hayatıyla ilgili bir gelişim sürecine gidebilmek, enerjisini ortaya koyabilmek, büyütmek, güçlendirmek anlamında da bir süreç var. Ve sosyal çevrenin çok güzel destekler var. Yani sosyal çevrede onları omuz atacak, destekleyecek, yardımcı olacak, hayatlarına bir şeyler katacak insanlar gelecek ve bir anda sosyal çevrenin genişlemeye başladığını, yeni insanların hayatına girdiği ve bu insanların da çok pozitif yönde destek verdiğini görmeye başlayacağız. Bu da bizim için iyi söz konusu. Kas ağrıları, bel ağrıları yine boğalar için bu ara biraz böyle can sıkıcı olabilir. İlişkilerle ilgili Jüpiter'in de etkisiyle beraber enteresan tanışmalar ve fırsatlar söz konusu olacak. O yüzden iyi değerlendirmekte fayda var. İkizlere bakarsak, ikizler artık bu dönem içerisinde tabii Venüs'ün, Merkür'ün etkileşimleri de yine ikizler burcundaki süreçlere bakarsak, yeni ayın etkileşimlerine bakarsak, Jüpiter'in etkileşimlerine bakarsak kariyerle alakalı enteresan süreçler söz konusu. Yeni işlere başlamak, işle ilgili kendini büyütmek, işi büyütmek, var olan diyelim ki çok küçük bir yer var ve bunu büyütmek istiyor, büyütebilir. E-ticaret yapıyor, bunu büyütmek istiyor, büyütme şansının ön plana çıktığı, fırsatların ön plana geldiği işle ilgili, kariyerle ilgili veya bunları büyütme şansıyla alakalı birçok opsiyonun hayatına geldiği bir döngüyü göreceğiz. Demek ki ikizlerin de bu dönem, yükselen ikizlerin ekonomiyle ve parayla alakalı şansı yaver gidecek. Yeni ayla etkisiyle de beraber çok enteresan karmik olaylarla karşılaşacak. Yani tesadüfi olaylar, eş zamanlılıklar, böyle hayatında tam istediği şeyin böyle pat diye önüne düştüğünü görecek. Bu yüzden enerjinizi güzel kanalize edin. Güzel düşünenler güzelliği çekecek. Bilinç dışında sorunu olanlarsa sorunu çekecekler. O yüzden baktığınız sorun geliyor. O zaman şeye dönün. İçinize mi? İçe dönüp ben demek ki bir yerde bir şey var. Dur ben bunu bir pozitife döndüreyim de pozitife dönsün deyin. Bu dönem çok önemli şeylerden bir tanesi olacak bu noktayla alakalı. Yükselen yengeçlere bakarsak, yengeçler biraz daha rahat edeceği bir döneme giriyor bu süreçle beraber. Yine ekonomik ve parayla alakalı enteresan fırsatlar söz konusuyken aşk hayatına daha fazla vurgu var. Aşkla ilgili biraz daha bir hareketlenme, biraz daha bir güçlenme, bir romantizmin ortaya çıkması. Yeni ayın etkisi biraz kariyerlerine, iş hayatlarına, parasal kaynaklarına ve ailevi konulara biraz daha destek verecek, omuz atacak. Hani böyle bu tarzda bir pozitif süreci de var. Bu da güzel bir noktada ama korkularına dikkat etmesi lazım yengeç. Bu ara kilo ile ilgili olan korkular, kendisini beğenmemeyle ilgili korkular, estetikle ilgili korkular, bu korkular başlarına bela açacak. Bu yüzden kendini biraz daha değerli kılmanın yolunu bulmaları gerekiyor. Egzersiz yapın. Her gün kendinize kendimi seviyorum, ben değerliyim deyin. Bu egoistçe değil ama gerçekten o sevgiyi hissederek yapın. Hani kibirle söylemek değil, bunu gerçekten uyumlanarak gitmek gerekiyor olacak bu dönemde. Peki. Aslanlara bakarsak. Aslanların bu yeni ay döngüsüyle beraber yine ekonomik anlamda ufak tefek dalgalanmalar var. Ama Jüpiter'in de etkileşimi hayatlarına koruyucu bir etki sağlıyor olacak. Bir anda hani turnayı gözünden vurmak derler ya, bir anda böyle çok güzel bir kısmet önlerine gelecek. Eğer o kısmeti yakalayabilirlerse, tutabilirlerse çok güzel bir şeye dönüşecek. Ama orada kendini kapatır, işte şimdi olmasın ya da bilmiyorum falan sürecine girer veya paniklerse orada onun kaybı var. Bu kayıp onu yorabilir ve huzursuz edebilir. Gözler ve diş sağlığıyla ilgili bir takım sıkıntılar, problemlere gebe kalabilir. İlişkilerle ilgili çok şanslı bir dönem var. O yüzden bol bol flört edin. Var olan ilişki güçlendirmeye gitmeye çalışmak lazım. Onu invest etmek, ilişkiyi büyütmek, güçlendirme gibi temalara yoğunlaşmak lazım bu döngüde. Uyku problemleri de biraz canını sıkacağı benziyor ama uzun vadede biraz daha iyi. Önümüzdeki haftalarda biraz daha pozitif şeyler anlatacağım aslanlar için. Ama bu dönem biraz daha demek ki fırsatı yakalama derdine gitmek, uyumlanmak, bu sürece yoğunlaşmak gerekiyor olacak. Başaklara bakacak olsak. Başakların bu ara
iniş çıkışta halleri var ama evliliklerle ilgili onundan sonraki süreçte bayağı pozitif bir süreç söz konusu olacak. Jüpiter artık hani biraz daha rahat ettikleri, destekledikleri, ikili ilişkiler, beraberlikler, ortaklıklarla alakalı olayları biraz daha büyüttüğü, güçlendirdiği, korumaya aldığı, kısmeti biraz daha hayata çektiği bir döngü içerisine geliyor. O yüzden bu olanı değerlendirmekte fayda olacaktır. Terazilere bakacak olsak, günelik hayatlarında enteresan bir enerji var yeni ayında etkileşimiyle beraber. Biraz daha enerjinin yoğunlaşacağı bir süreçte. Bu enerjiyle beraber artık yeni başlangıçları hem destekleyecek, hem aşk anlamında, hem para anlamında, hem kariyer anlamında, hem sağlık anlamında birçok konuda yeniliği anlatan, yeni başlangıçları destekleyen enerjiler var. O zaman teraziler hayatına neyi yeni başlatmak istiyorsa tekrardan yeni bir zaman dilimi yaratma sürecine. Emrah'cığım. Diyelim ki o uzun zamandır bereketsiz. Artık bereketi hayatına çekme zamanı. Diyelim ki uzun zamandır ilişkisi yok. Artık ilişkiyi hayatına çekme zamanı. Diyelim ki uzun zaman sağlık problemi var. Artık sağlığı hayatına çekme zamanı. Bunun tam tersi de mevcut mu? Evet. Sağlıklı, sağlıksız olmayı seçme hakkı da var. Orada enerjisini iyi kontrol etmeli ve keyif almalı bu süreç içerisinde. Jüpiter çok koruyucu etkileşimleri var. Yurt dışı, yabancılar, yüksek öğrenimlerle ilgili konular ön planda. Belki dil konuları, akademik kariyerler, çalışacağı yabancı ayaklı firmalar, e-ticaretler, bunlarla ilgili de çok güzel koruyucu destekler olacak. Bu enerjileri, fırsatları değerlendirmekte fayda var. Biraz bereketsizlik var ve ortaklaşa işlerden de zarar var. Ona dikkat etmek lazım. Ortak varsa, partner varsa, belki eş varsa ve eş bir parayla ilgili şu iş yapalım deyip böyle biraz acele ediyorsa orada durmanız lazım. Yavaşlamanız gerekiyor. Yavaş yavaş onu dikkat ederek işlerseniz sizler için çok daha iyi olur. Akreplere bakarsak yükselen akrepler ve akrep burçları evleniyorlar. Akrep yükselen akreplerin bir kere evlilikler evinde bir yeni ay gerçekleşiyor zaten. Evlilikler, ilişkiler evi aksında. Bu yeni aylar evlilikle, kariyerle ilgili bağlantılı şeyleri de anlatacak ama daha çok ortaklıklar, beraberlikler, ilişkiler konusunda yeni adımları atma ve yeni şeyleri fark etme üzerine kurulu. Bu yüzden ilişkilerle alakalı hiç beklemediği bir yeni kararlar alabilir. Hayatında biri yoksa yeni birini çekebilir. Varsa o konuyla ilgili artık yeni bir sayfa, phase başlayabilir. Bu konuyla ilgili enteresan bir süreç söz konusu olacak. Ve bu İşle de bağlantılı bazı akslara sebebiyet verecek. Yani belki bu kısmet ilişkiler işle ilgili aksa da destek verecek. O yüzden o alanı değerlendirmek lazım. Parayla ilgili iki tane çok güzel açı var. O yüzden hani bu dönem yükselen akrepler ekonomik anlamda kendinizi toparladınız. Toparlamadınız valla ya, yapacak bir şey yok yani. Çok güzel enerji var çünkü. Onu iyi değerlendirin. Yaylara bakarsak. Yayların da genel anlamda hayatı son zamanlarda çok enteresan bir şekilde zorlayıcıydı. Beklenmedik yerlerden gelecek paralar, koruyucu bir etki yani böyle miras gibi düşün. Mısır'daki dedesi vefat edip miras kalması, işte şans oyunundan para gelmesi ya da böyle bir bereketin gelmesi beklenmediği, hep zorlandığı. Çünkü yaylar son zamanlarda ekonomik anlamda kendilerini çok zorladılar. Bu dönem içerisinde biraz daha rahatlama, ekonomik anlamda daha güçlenme süreçleri söz konusu olacak. Yani biraz bu dönem içerisinde berekete odaklanma, bereketi hayatınıza çekme süreçleri var. 14 gecesi mutlaka şu 14'ü gidiyor, şu altın olayını yapmaya çalışın. Yapabiliyorsanız, olmuyorsa yapacak bir şey yok. Hani 1 gram olur, 0.5 gram olur, ne kadar olduğu fark etmez. Bir parça bile olsa olur. Ve birkaç bir şey vermeye çalışın ve berekete niyet edin. Bu dönem sizin için çok önemli bir süreç. Yaklaşık 16'sı, 17'si, 18'i de ilişkilerle ilgili kritik. O yüzden ilişkilerle ilgili tartışmalardan, kavgalardan, huzursuzluklardan uzak durmakta, biraz daha idareci olmakta fayda oluyor olacak. Yüksel oğlaklara bakarsak enteresan, güzel. Flörtler evinde enteresan bir yeni ay var. İlişkiler evinde yeni ay var. Demek ki hobiler evi, flörtler evi, aşk hayatı bu konuda güzel böyle bir hareketlenme durumu söz konusu olacak orada boğa. Bir de zaten boğa, bir de boğa yükseleniz oğlak boğaysa bir de güneş doğru üzerinde bir de yeni ay. Duble böyle bir süreç söz konusu. Aşk adamı hayatında çok güzel etkileşimler var bence. Enerjinizi yüksek tutun. Flörtler evi, çocuklar evi, özellikle yükselen oğlaklar, bayanları... Çocuk olmuyorsa çocuğa niyet etmek, çocuk sahibi olmak veya çocuk neden olmuyoru tespit edip bulabilmek anlamında çok uygun. Bunu neredeyse her programda bir burcu söylüyorum. Çünkü evet, bu aks önemli. Birçok insanın çocuk sahibi olamadığı ve bu konuyla ilgili bir sorun yaşadığını biliyoruz. Ve bu dönemler bazı burçlar için çok yatkın ve eğilimli oluyor. Ve bu eğilimleri kullanmak, değerlendirmek sizin için çok şans olabilir. Çok iyi bir doktora denk gelebilirsiniz. Tedavi çok iyi bir şekilde tutabilir. Hormonal yapı bir anda değişebilir. Bu konuda bence lütfen değerlendirin. Ekonomik anlamda da güzel fırsatlar var. Yalnız borç verme alma olayları zararda. Gittiğiniz borç verdiğiniz parayı alamayacaksınız. Alamayacağınız parayı vermek istiyorsanız verin.
Hani ama onu unutun. Kariyerle ilgili biraz fazla sorumluluk alıp çok daha fazla yorulacağınız bir dönem söz konusu olacak. Bunları da dengelediğiniz takdirde gayet bence güzel. Haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi yükselen Akrep bence. Bir de yükselen Oğlak bu noktada gayet güzel bir şekilde ortalığı dengeliyor ve gidiyor. Kovalara bakarsak kovalarla da ilgili güzel, enteresan şeyler söz konusu. Kovaların bir kere ev alma, yatırım yapma, parayla ilgili ekonomik anlamda gelişmeler, borçları ödemeler, yatırım yapmalar, işte arsa alınabilir, gayrimenkul alınabilir, taşınmaz alınabilir. Bu tarz süreçlere dikkat etmek lazım. Yalnız kovaya halk ağzıyla söyleyeyim, yani nazar mı değiyor, ne değiyor? Tam olacak olan işleri bu ara olmuyor, ya yani tıkılıyor. Biraz zorlanıyor. Bu yüzden yapacağınız işleri olana kadar söylemeyeyim. Mesela ev alacaklar ya. Ya biz ev alıyoruz, ev almaya gidiyoruz, yarın notere gidiyoruz. Söyleme. Bunu söyle. Sen imzanı at et. Ya çok aleleciliğe geldi şimdi söyleyebildik de geç gitsin. Yani kimseye bu ara böyle çok planlarınızdan, hedeflerinizden aşırı derecede bahsetmeyin. Bu biraz böyle enerji alanınızı zorlayıp zayıflatabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ekonomik anlamda çok güzel destekler, şartlar var. İş hayatında büyüme, gelişme, yeni işle ilgili ilerleme, terfi edebilme, iş bulamıyorsa işi bulabilme ya da yeni bağlar kurabilme, yeni anlaşmalar yapabilme konusunda da gayet güzel bir uygunluklar var. Diz kapaklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Diz ve özellikle varislerle ilgili, damarlarla ilgili bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Doktorunuza başvurun, halletsin. Balıklara bakarsak, balıkların da çok güzel bir süreci var. Jüpiter zaten balık burcunda, koruyucu, kendi yönettiği yerde yani... Çok güzel şansların ön plana geleceğini göreceğiz. Biraz kiloyu verebilir, kilo verebilir. Ona dikkat etmek lazım. Yükselen noktaya gelen Jüpiter genelde büyütme eğilimi duruyor. Büyütme eğilimlerinde bu sefer fiziksel dediği bedenin de büyütüyor. Burada kas yapmak isteyen mesela bu konuda büyüyebilir ama yağlanma konusunda da büyütebilir. Destek, eğilim o yönde olabilir. O yüzden spor yapmak, fazla böyle kötü beslenmemek bu konu içerisinde çok önemli olacak. İlişkilerle ilgili enteresan destekler, partnerin balık burcuna karşı böyle bir ya seni bir seviyorum, sende bir ışıltı var Allah Allah falan diyeceği bir dönem söz konusu olacaktır. Flörtü kendine çekebilen, evliliği kendine çekebilen, kariyerini kendine çekebilen birçok şey, şans faktörünü kendine çekmeye başlayacak. Aslında kendi neyse onu çekmeye başlayacak. Bu yüzden korku, kaygı, endişe varsa biraz da onu da çekebilir. Yine Jüpiter'in desteğiyle beraber o korku, kaygı olsa da 10 birim varsa 4 birim çekecek. Ama iyi düşündüğü şeyi 1 birim düşünse bile 10 birim gelecek. Yani avantaj var balıkta. Böyle bir avantaj varken siz hala kötü yaratıyorsanız kendinizi gerçekten aynanın karşısına alın, güzel bir terapistle görüşün ve bazı şeyleri düzeltin. Çünkü çok güzel bir arkadan gelen bir rüzgar ve destekleyici unsur var. Sağlıkta, burcu, parada, kariyerde, ilişkilerde daha ne olsun yani çok güzel bir etkileşimler var. Yeni ayın da enerjisiyle vurun gitsin. 14'ünde güzel niyetlere kendinizi açın, kalbinizi açın balıklar. Süper, çok güzel. Allah'ım çok güzel şeyler maşallah söylüyorum bu ara gerçekten. Sen güzel olun, karşımda kadın güzel olunca ben de çok güzel şeyler söylüyorum. Karşılıklı şimdi her şey duygularımızda. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür sana ederim, çok sohbet keyif aldım. Aynen ben de. İnşallah siz de keyif almışsınızdır sevgili izleyicilerimiz. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm hızıyla devam ediyor biliyorsunuz zaten. Bizden ayrılmayın lütfen.